Arkadaşlar merhaba. Bugünkü çalışmamızda Telnet ve SSH farklarını size göstermeye çalışacağım. Telnet ve SSH neydi arkadaşlar? Şimdi cihazlarımıza hemen yanı başında bir PC ile erişmemiz mümkün olmuyordu. Zaten bir PC ile cihazın hemen yanı başında erişmemiz için konsolla bağlantı yapmamız lazımdı. Mavi bizim konsol kablomuzla. Ama cihazlar hemen yanı başımızda olmayabilir, değil mi? Yani bazen aynı yerel ağın içinde farklı bir noktadan farklı bir bilgisayarla bağlanma ihtiyacı duyabiliriz veya tamamen uzakta başka bir noktada başka bir ağın içinde cihazımıza bağlanma isteğimiz olabilir. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda arkadaşlar uzaktan bağlantı oturumlarını deneyeceğiz. Peki hangi imkanlarımız var bizim uzaktan bağlantı yapabilmek için? İki imkanımız var arkadaşlar aslında. Telnet bağlantıları ve SSH bağlantıları. Peki Telnet ve SSH neydi? Telnet arkadaşlar bağlantı yaparken kriptolamadan bir bağlantı yapıyordu. SSH ise kriptolayarak bir bağlantı yapıyordu. Tabii ki güvenlik açısından SSH bağlantıları daha tercih edilmesi gereken bir bağlantı türüdür. Bu çalışmada da iki bağlantıyı da yapıp sizlere farklarını göstermeye çalışacağım. Hem Packet Tracer'dan hem de GNS programından bu farkları size göstereceğim. Şimdi dün ki yapılandırmamızda yani temel konfigürasyon yapılandırması videomuzda R0'ın burada gördüğünüz, tekste gördüğünüz adımlarını gerçekleştirmiştik sırayla. 12. adıma kadar yapmıştık. Henüz daha statik rotalarını yapmadık bu iki ağ için. R1 router'ını da ben yapılandırdım. Tabii ki farklı IP'ler vererek o yapılandırmaları da yaptım. Bugün R0A Telnet ile bağlantı yapma, SSH nasıl yapılandırılır onları gösterme işlemlerini de yapacağız buradan. Şimdi dün VTE hattından bahsetmiştim arkadaşlar. VTE yapılandırması nasıl oluyordu? Şurada gördüğünüz gibi yapılandırmamızı yapmıştık. Konfigürasyon modundayken şu komutları sırasıyla girmiştik. İşte line vte04 ardından password ile parola belirlemiştik. Parolamız. Ve bu parolanın aktif olması için, çalışır olması için de login komutunu girip hattımızdan çıkıyorduk. Bunu yaptığımızda arkadaşlar telnet aktif olması lazım. Bunu için kontrol edelim. Kontrolden önce bizim R0'ımızın gigabit 00 IP'si kaçtı? 192.168.0.1'de. Hemen onu şuraya yazayım. Evet, yazdık. Şu. Şimdi laptop 0'dan R0'a ben bir telnet bağlantısı yapacağım. Hemen bakıyorum. Laptop 0'ımı açtım. Bakın bu sefer terminal demiyorum. Dikkat. Ne diyorum? Command prompt. Yani terminalle bağlantı yapmam için benim mavi konsol kablomla bağlantı yapmam lazım. Mavi konsol kablom nereye bağlı? PC 0'a bağlı. Ben nereden bağlanıyorum? Laptop 0'dan. O yüzden neyi deneyebilirim? Command prompt uygulamasını deneyebilirim. Command prompt'u açtım. Şimdi önce router 0'a bir ping deneyelim. Bir iletişim testi yapalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi iletişim testimiz gayet güzel. Buradan telnet komutunu router 0'ımızın gigabit 00 portudaki IP için yani 192.168.0.1 için çalıştırıyorum. Bakın çalıştırır çalıştırmaz ne oldu arkadaşlar? Bizi önce banner mod komutu karşıladı yetkili kullanıcılar için. Bunu nerede yapılandırmıştık arkadaşlar? Banner modda. Ardından User Access Verification ile parola istemekte. Peki bu parola ne parolası arkadaşlar? İşte VTE satırında girdiğimiz paroladır. VTE 123 yani. Hemen yazıyorum. VTE 123. Oo, koptu. Kopmasının nedeni neydi arkadaşlar? Burada çünkü dün biz ne yapmıştık? Bir komut yazmıştık. Hatırlayın. Exec
time out diye bir komutumuz vardı. 1 dakika 0 saniye. Komut girmediğimiz zaman atacaktı. Nitekim attı. Tekrar o yüzden deniyorum. Evet. Parola VT'ye 1 2 3. Bakın parolayı girdiğimde direkt hop R0'ın içindeyim. R0'ın içinde bir n diyelim. N 1 2 3. İşte artık ne yapabilirim? Show run deyip, show run deyip bizim router'ımız hakkında yapılandırma ayarlarına bakın görüyorum. Diğer tüm çalışmaları bakın config moduna geliyorum. İstediğim ayarı buradan ne yapabilirim? Yapabilirim. Yani ne yaptım? Konsol kablosunun dışında bir erişim gösterdim. Peki bunun dezavantajları var mı arkadaşlar? Şöyle ki Telnet az önce de dedim açık bir şekilde paketleri gönderiyordu. Açık olduğu için olası bizim yerel ağımıza sızan kişiler tarafından ne yapılabilir arkadaşlar? Bu paketlere erişim gösterilebilir. Peki bu nasıl olacak? Yani bunu şöyle olabilir. Yani mümkün. Kötü amaçlı kişilerin bizden habersiz ne iş çevireceklerini çok bilmemiz mümkün olmayabilir değil mi? Adam gelse şuraya hop şuradaki hattı bir koparıp o hat yerine bir hub yerleştirmiş olsa hub hemen alalım koyalım şuraya. Evet. O hub üzerinden bağlantı gerçekleştirse kendisine bakın bu adımda ne olacaktır arkadaşlar? Bütün trafik hub üstünden geçeceği için burada da kötü niyetli arkadaşın bilgisayarı var ise telnet trafiği buraya da düşecektir. Buraya da düşecektir. Dolayısıyla buradaki kişi ne yapacaktır? Bizim paketimizin yani telnet paketlerini takip edip router'umuzun yapılandırma ayarlarını görebilecektir. Bu mümkündür. Peki bunu ispatlayabilir miyiz? Evet arkadaşlar, ispatlarız. Nasıl ispatlayalım? Bunun için GNS programından yararlanacağım. GNS programını hemen açtım. GNS programına bir tane router yerleştiriyorum ekranıma. Bir cloud yerleştiriyorum. Gerçek bilgisayarımla bağlantı deneyeceğim. Bunu yapmaktaki amacım o. Fast Ethernet 0 portundan cloud'a bağlantı yapamadım. Çünkü cloud konfigüre etmemiştim. Evet. Gerçek bilgisayarımdan bağlantı yapacağım. Gerçek bilgisayarım Wi-Fi üstünden şu an çalışmakta. Hemen Wi-Fi portunu etkinleştirelim. Şimdi tekrar router'ımı da açayım. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Router 1'i konfigüre ediyorum. VT'ye pardon. Konsol. Evet. Router 1'i buradan GNS ile konfigürasyonunu yapacağım. Evet. Line VT'ye 04 password VT'ye 123 diyorum. Login diyorum. Ama öncesinde arkadaşlar interface fast ethernet 00 ile bir IP girmem lazım. IP adres benim gerçek
Bilgisayarımın ağı ile aynı olması lazım. Gerçek bilgisayarımdan erişeceğim için 192.168.82.19 gireceğim ben. 255, 255, 255, 224. No shutdown ile portumu açıyorum. Evet. Şimdi bakalım. Show IP interface brief diyorum. Evet. Bizim portumuzun bir IP'si var. Modemle de bir ping deneyelim. 192.168.82.1. Buradan ping çalışmadı. Gerçek bilgisayarımdan router'a deneyeceğim. Ping 192.168.82.19. Evet. Gerçek bilgisayarımdan router'a erişim var. Şimdi bir Telnet bağlantısı deneyeceğim. Telnet bağlantısı denemeden önce bir Wireshark oturumunu açmak istiyorum R1'de. Bakın Sivilceli de yani kötü niyetli arkadaş da buradan Aziz hocama da selam olsun. Onun deyimini kullandım Sivilceli diye. Evet. Şimdi Telnet yapmak istiyorum. Telnet 192.168.82 kaçtı? 19. 82.19. Bakın Telnet bağlantım başarılı oldu. Hemen bize parolayı sordu. VT'ye 123. Evet, VT'ye 123. N yaptığımda bana diyor ki bir enable parolası vermen lazım. Hemen enable parolasını verelim. Enable password N123. Okey. Tekrar deniyorum. N123. Evet. Şu an bakın kendi bilgisayarımdan router'a bağlantı yaptım. Bir kez show run yapıyorum. Show run. Bakın yapılandırma ayarlarının tümünü görmüş oldum. Yani burada topolojide bakmak gerekirse benim bilgisayarımı şu kabul edelim. Laptop 0'ı kabul edelim. Kötü niyetli arkadaşın bilgisayarını da bu kabul edelim. Şimdi ben show run yaptığımda router 0'a telnetle bağlandığımda bana cevap geldiği gibi hub sayesinde buradaki laptop'taki arkadaşa da gidecek paketler. Çünkü hub'lar biliyorsunuz paket ayrımı yapmak için tüm portlarına paketleri gönderiyordu. Dolayısıyla ne olacak? Bu telnetle bağlantı yaptığım paketler laptop 1'e de gitti. Buradaki adam bir Wireshark izleme programıyla ne yapabilir? Bu paketleri çok rahat içeriğini açıp paket içeriklerine görüntüleyebilir. Laptop 1'deki adam şu an Wireshark'ta açtığında bakalım görebilecek mi? Hemen buradan Telnet paketlerini bulmaya çalışalım. Telnet bağlantı yaptığımıza göre düşmesi lazım. Telnet. Bakın Telnet paketlerini burada görüyorsunuz. Şunlar Telnet paketleridir. Telnet protokolleri. Telnet data diyor zaten. Burada hemen büyük olan paketler varsa direkt onları bulup bakalım. Mesela 111 şey diyor. 111 bir sağ tık follow TCP stream. İşte bakın. Bakın. Telnet ile yapmış olduğumuz bağlantıda showrun demiştim. O showrun'ın içeriği olduğu gibi burada hemen kötü niyetli arkadaş ne yapabilir? Gelip buradan gerekli parolaları, yapılandırma bilgilerini alıp bizim router'ımıza bir saldırı şu an düzenleyebilir. Evet. Peki bunun yerine ne yapmamız lazım? Bunun yerine arkadaşlar şunu yapmış olmamız lazım. Bunun önüne geçebilmek için. Kapatıyorum Wireshark'ı. Yine topoloji böyle kalsın. Böyle kalsın. Fakat biz R0'ımızda SSH yapılandırması yapalım. Bakalım o zaman ne oluyor.
Şunu da şimdilik kapatıyorum. SSH yapılandırması yapmak için hemen GNS'de gösterelim. Yine GNS router bir ekranıma geldim. Config T dedim. Arkadaşlar önce bir domain name belirlemem lazım. Router'umda. Ne olsun? Router'umun adını vereyim. r1.com. Komut şu. IP domain name komutu. Ardından bir isim veriyoruz. r1.com dedim. Okey. SSH'la bağlantılar için bir kullanıcı adı ve parola belirlememiz lazım. O da username admin olsun. Password de SSH 1, 2, 3 olsun. Bir de datanın kriptolanması için crypto key generate rsa komutu giriyorum. 1024 olarak modülasyon değerini yazdım. Evet, SSH'ım aktif. Fakat bu SSH nerede uygulanacak? Yine uzak oturumlarda, yani VTE portunda uygulanması lazım. Bunun için line VTE 04 ile VTE portuma girdim. SSH'ın burada etkin olması için iki satır kodum var. Transport input SSH, ardından login lokal diye komutumuzu uyguluyorum. Sonra sonlandırıyorum. Evet. Bir copy run start yapalım. Evet, yani uyguladığım komutlar şunlar arkadaşlar. Hemen bir notepad'e alalım. SSH için diyelim. Bir de şurada VT'ye satırımızda da şunları girmiştik. Evet, şunlar SSH için toplamda uygulamamız gereken kod satırı bunlar. Ardından SSH bağlantısı yapılabiliyor. Şimdi SSH bağlantısı yapmak için ya PuTTY programını kullanabiliriz. PuTTY ile Telnet bağlantıları da yapıyoruz zaten. Hemen PuTTY'yi indirip yükleyebilirsiniz bilgisayarınıza. Ücretsiz PuTTY çağırıyorum. Şimdi bağlantı türüm ne arkadaşlar? SSH. O yüzden buradan SSH ve Telnet seçenekleri var. SSH'ı seçiyoruz. Buraya router birimin IP adresini yazıyorum. 192.168.82.19'du. Onun öncesinde bir Wireshark açayım. Şimdi open deyip bakın bize neyi soruyor? Login as admin. Parolamız da neydi? SSH 123. Bakın VT'ye girdiğimiz parola aktif değil. Diğer parola, yani username ile belirlediğim parola aktif oldu. Hemen burada bir n123 bir show run yapalım. Evet, şöyle
Şimdi burada kötü niyetli arkadaş hub sayesinde paketler yine buraya gelecek. Ama Wireshark'ta paketi izlediğinde bakalım nasıl olacak. Şurada yüksek miktarlı paketleri özellikle seçiyorum. Bakın SSH paketleri bunlar. Şimdi bir follow stream yaptığımda bakın tüm paketlerin kriptolandığını, şifrelendiğini görüyoruz değil mi arkadaşlar? Hiç anlaşılır hiçbir şey yok. Az önce telnette ise burası tamamen açıktı. Evet. Böylelikle ne yaptı? Uzaktan oturumların güvenliğini artırmış olduk. Hiçbir SSH paketinde bakın bir daha yapalım. Herhangi bir yerden açık hiçbir şey göremezsiniz. Evet. Şimdi GNS'de yaptık. Bir de router 0 için bunu yapalım. Buradan da göstermiş olalım. Kullanmamız gereken komutları config satırında giriyorduk. Komutlarımız neydi? IP, domain, name, bir isim veriyorduk. r0.com olsun burada. Başka hangi komutu giriyorduk? Username, admin, password, uzaktan erişecekler için password'ümüz SSH 123, crypto, key, generate, RSA 1024 yaptık modülasyonla. Sonra tekrar line VT'ye 04'e geldim. Transport input SSH ve login lokal komutu yazdım. Peki bağlantı nasıl oluyor? Bağlantı buradan da şöyle oluyor. Şimdi en son telnetle bağlantı yapmıştık. O yüzden burada kaldı. Şimdi koptu. Evet. SSH tire L kullanıcı adı. Kullanıcı adı kimdi? Admin. Ardından bizim router'ımızın IP adresi. Bakın yine SSH'la direkt admin'i burada yazdığımız için bize şimdi direkt parola yazıyor. Admin'in parolası. O da neydi? SSH 123. Evet bakın yine router 0'a bağlantı yaptık. Evet ama nasıl bir bağlantı? Artık burası kriptolu bir bağlantı. O yüzden buradaki kişi ne kadar paketler gelirse gelsin bu bağlantının içeriğini, bu paketlerin içeriğini çözemeyecektir. Evet arkadaşlar, bugün Telnet ve SSH farklarını size göstermeye çalıştım. Buradaki topolojiyi videonun ekinde gönderiyorum. Mutlaka bu topolojiyi indirip bu adımları 12. adıma kadar Telnet ve SSH bağlantılarını da ayrı ayrı yaparak topolojiyi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler.